programımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı. Evet, şu anda hakikaten telefonlar kilitlenmiş durumda ama arkadaşlarımız mutlaka bağlamaya çalışıyorlar. Tıpkı evet. Şimdi olduğu gibi evet. Seyircimiz hattımızda. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. Teşekkür buyurunuz. Ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Hocamıza şöyle bir rüya gördüm, onu anlatmak istiyorum. Hı. Bir hafta önce böyle bir sepette miydi bilemiyorum, fare yavruları gördüm. Siyahlı beyazlı. Hı hı. Dağılmadılardı. Böyle bir iki tanesi böyle açılır gibi oldu ama dağılmadılar. Öyle orada kaldılar. Neye tekabül ediyor acaba? Siz ne hissettiniz bu rüyayı gördüğünüzde? Ben seyircimize sorayım hocam. Ne hissettiniz? Yani hiç öyle bir korku morku hiç hissetmedim. Sevimliydiler yani bana göre. Tamam, sevimliydiler ama bir duygu var mıydı yani içinizde? Bu rüyayı gördüm, acaba şunu mu anlatıyor dediğiniz bir şey hissetmediniz yok, mi? Yok, hiç öyle bir şey olmadı. Peki. Hocam sadece ne diyorsunuz? Bir hafta önceydi. Hanımefendi ya bir doğum günü partisine, ya bir düğüne ya da çok sevinçli bir ortama gireceğini gösteriyor. Sepet olması Allah nasip ederse yazın hanımefendinin bir muradı olacağını, farelerin sevimli olması size ufak tefek hayırlı ve güzel haberler geleceğini gösteriyor. Yani rüyanız gerçekten güzel. Hatta mı hanımefendi? Hatta hocam. Hattayım. Bir şey soracağım size. Hocamın şaşırtan soruları geliyor. Beni de şaşırttı yani hocamın. Estağfurullah. Aa, bir dakika, şaşırdınız mı rüyanın yorumuna? Evet, çünkü benim o doğum günümdü. Doğum gününüzdü? Evet, iki gün önce. Böyle. Bu iş böyle. Efendim bir soru sorabilir miyim size? Buyurun. Hafif balık etli misiniz? Efendim? Balık etli misiniz hafif? Hayır değilim. Yani çok balık etli değilim ama balık burcuyum. Tamam. Yok, o tutmaz. Şimdi çok, bakın çok zayıf değilsiniz ama. Doğru mu? Efendim? Çok zayıf değilsiniz ama. Yani çok, yani şöyle söyleyeyim. Bir hocam hangi kadın kendini öyle der? Çok... 55 kiloyum. 55 kilo. Sizi alabilir miyiz şöyle, evet. Hafif? Şu hanımefendi gösterebilir miyiz? Ay hocam ya, çok ağlıyorsunuz. Buyurun git. Hayır, ben yoruma bir şey söyleyeceğim de. yanıma değil. Böyle bir kamera bak. Böyle var mısınız efendim? Bir bakayım. Kamera biraz hafif şey ama gösteriyor. Ama hocam kamera üzerine 5 kilo falan koyuyor. Kamera 5 kilo kadar katıyor, evet. Var mı efendim böyle? Yok, daha zayıfım. Daha zayıfım. Kamera çek. Peki tamam. Şöyle alalım. Şimdi bak, gördünüz mü benim ne demek istediğimi? Hocam hanımefendiyi zayıf diye çıkartıyor. Üzerine 5-10 kilo koyuyor. Kamera katıyor. Kamera katıyor. Hani ben de böyle evet. Değilim. Şimdi bu neden sordum biliyor musunuz? Ona göre şey yapabilirsiniz. Ruh haline göre hanımefendi biraz üzgün, biraz sıkıntılı. Ama bu sıkıntıyı tamamıyla aşacağını gösteriyor Allah izin verirse. Hangi şey onun habercisi oluyor? Sıkıntıyı tamamıyla aşacak. Ruh hali, yani ruh halinizi tamamıyla toplayacaksınız. Çünkü süper. Sıkıntıyı geride bırakacaksınız inşallah. Kafasına takıyor bazı şeyleri. Öyle mi? Evet. Kafanıza taktığınız ne varsa inşallah kısa sürede sonuç alacağınızı ünlü rüya yorumcusu evet, Mehmet Emin Kırgin Allah'ın izniyle. Rüyanızı yorumlayarak evet. Böyle söyledi.